Göğsümün Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel 3 malzemeli bir pasta tarifi paylaşacağım. Fakat videomun açılışını ve kapanışını canım kızım ve biricik oğlumla yapmak istedim. Daha önce yapmış olduğum 3 malzemeli bu pastayı ben iş yerine getirdiğimde o kadar çok beğendiler ki ve tekrar benden yapmamı istediler. O yüzden ben tekrar yaptım. Bir de ben bunu başka bir Türk kanalında benden sonra tencere içerisinde yaptıklarını gördüm. Ben ilk önce tencerede yapacaktım fakat daha sonra cesaret edemedim. Ben tekrar fırında yaptım. Hemen tarifimize geçiyoruz. Tarifimiz için 800 gram kakaolu bisküvi kullanacağız. Kakaolu bisküvilerimizi ilk önce parçalıyoruz. Daha önce yaptığımda yorum kısmında okumuştum. Sade bisküvin içerisine kakao koysak olur mu diye sormuşlardı. Tabii ki olur fakat o zaman kullanacağınız sütü yarım bardak daha fazla kullanmanız gerekiyor. Çünkü kakao biliyorsunuz un gibi biraz katılaştırıyor. O yüzden şayet sade bisküvin içerisine kakao katacaksanız 2 yemek kaşığı kakao, yarım bardak da süt ilave edip çırpıp öyle karıştırmanızı tavsiye ederim. Parçalamış olduğumuz bisküvilerin yarısını blenderden un haline getireceğiz. Ben kullanmış olduğum blenderim böyle hepsini bir defada nedense ufalamıyor. O yüzden ben 3 defada yaptım. Sizler şayet blenderiniz bir defada yapıyorsa hepsini bir defada doldurup da un haline getirebilirsiniz. Şöyle 10-15 saniye içerisinde hemen un haline geleceklerdir. Un haline getirmiş olduğumuz bisküvileri kabımızın içerisine döküyoruz. Tekrar parçalamış olduğumuz bisküvilerden blenderimizin içerisine bir miktar daha dolduruyoruz. Onları da blenderde un haline getiriyoruz. Bisküvilerimizin tam 400 gramını gördüğünüz gibi un haline getirdim. Diğer 400 gram bisküvi de elimizle küçük parçalar halinde ufalıyoruz. Ve gördüğünüz gibi biraz iri iri kalacak. Ne çok küçük olacak ne de çok büyük olacak. Gördüğünüz küçüklükte ufalamanız yeterlidir. Un haline getirmiş olduğumuz bisküvilerin içerisine küçük ufalamış olduğumuz bisküvileri ilave ediyoruz. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Bir buçuk paket kabartma tozu ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir bütün paket kabartma tozunu boşaltıyoruz. Diğer paketimizden de sadece yarısını döküyoruz. Yarısını bırakıyoruz. Kabartma tozu ile bisküvileri mutlaka çok güzel bir şekilde karıştırmalıyız. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 250 ml su alıyor. Bardağımızı tam olarak dolduruyoruz. Ben 1 litre sütten daha sonra baktım. Bardakları tam doldurduğum için tam 920 ml süt kullanmışım. Daha önceki yapmış olduğum tarifte sütü azar azar kullanmıştım. Şimdi ölçüsünü tam olarak bildiğim için hepsini sütümüzün birden içerisine döküyoruz. Son bardağımızı yarım bardaktan biraz daha fazla koyuyoruz. Yani toplam ben daha sonra dediğim gibi ölçtüm 920 ml süt kullanmışım. Kaşıkla ilk önce güzelce karıştırıyoruz. Direkt mikser ile karıştırırsak dışarı sıçrayacak ve her tarafı batıracaktır. O yüzden ilk önce kaşık ile gördüğünüz şekilde karıştırıyoruz. Şöyle 1-2 dakika çekmemiz yeterlidir. Bu
zaman gördüğünüz gibi bu kıvama gelmesi gerekiyor. Belki kullandığınız bisküviye göre süt miktarı değişebilir. Ben Alman bisküvilerinden kullandım. Türk bisküvisi ile hiç denemedim. Şayet bu kıvamda değilseydi biraz daha süt ilave edebilirsiniz. Kek kalıbına veya da bir borcamda yapabilirsiniz. Ben borcamı hafif yağladım çünkü fırın kağıdını koyduğumuz zaman yuvarlak olunca böyle kenarları kalkıyor. O yüzden kalkmasın ve kağıt yapışsın diyerekten biraz yağladım. Sizler isterseniz yağlamadan da direkt fırın kağıdını koyabilirsiniz. Kullanmış olduğum fırın kağıdım da böyle dardı. O yüzden bir tanesi de tam yuvarlak kesemedim. İki defa yarım yuvarlak keserekten ikisini birleştirdim. Ama sizin fırın kağıdınız büyükseydi bir tane yuvarlak kesip koyabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde iki tane kesmenize hiç gerek yok. Hazırlamış olduğumuz harcımızı tepsimizin içerisine döküyoruz. İsterseniz dikdörtgen tepsi de yapabilirsiniz. Daha önce yaptığımda ben dikdörtgen tepsi yapmıştım. Bir kez yuvarlak tepsi de yaptım. Sizler ister dikdörtgen, ister yuvarlak tepsi veya da dediğim gibi kek kalıbında da yapabilirsiniz. Her tarafını eşit miktarda kaşık ile dağıtarak düzleştiriyoruz. Şöyle bir sallarsanız tam olarak daha düz olacaktır ve içerisindeki havası çıkacaktır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişebilir. O yüzden fırındayken içerisine kürdan batırıyoruz. Şayet kürdanımıza iç hamur yapışmazsa ve temiz çıkarsa kekimiz pişmiş demektir ve hemen fırından çıkartıyoruz. Kekimiz şöyle 1-2 dakika soğuduktan sonra üzerine fırın kağıdını kapatıyoruz. Kullanacağımız servis tabağını üzerine kapataraktan ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra üzerindeki ilk önce tabii ki tepsiyi alıyoruz. Tepsimiz sıcak olduğu için biraz zor oluyor. Üzerindeki kağıtları gördüğünüz şekilde çıkartıyoruz. Bu fırın kağıdım benim çok inceydi. Nasıl bir fırın kağıdı bilmiyorum. O yüzden ince olduğu için böyle kopartaraktan çıkartınca daha rahat bir şekilde çıkarttım. Kahvaltılarda kullanmış olduğumuz ekmek üzerine sürdüğümüz çikolatayı sıcak su doldurulmuş bir kabımızın içerisine koyuyoruz ve gördüğünüz kıvama gelene kadar eritiyoruz. Çikolatamızın içerisine ben birazcık da kıyılmış fındıktan kullandım. Sizler isterseniz kullanmak zorunda değilsiniz. Bir de sormuştunuz üzerine çikolata sosu koyabilir miyiz diyerekten. Başta da belirttiğim gibi benden sonra bir sayfada gördüm. Onlar çikolata sosu kullanmışlardı ve tadının biraz hafif olduğunu söylediler. O yüzden ben cesaret edemedim. Çünkü iş yerindeki arkadaşlara da tekrar yapacağıma söz verdim. Çok beğenmişlerdi. Ben tekrar Nutella kullanaraktan Nutellalı yapmak istedim. Sadece bu kez içerisine birazcık da fındık kattım. Bakalım fındıklı nasıl olacak sonunda göreceğiz. Herhalde ki fındık her zaman için çikolataya çok güzel yakışıyor. Eritmiş olduğumuz çikolatamızı kekimizin üzerine döküyoruz. Ve her tarafını eşit miktarda dağıtıyoruz. Üzerinden kenarına sızan çikolatalarla da kenarlarını da çikolata ile kaplıyoruz. Üzerine birazcık daha kıyılmış fındıktan serpiştirdim. Daha önce yapmış olduğum pastamız zaten çok lezzetli olmuştu. İçerisine bir de şimdi fındık kattığımızda eminim ki lezzetine lezzet katıp tadını ikiye katlayacaktır. İster sade servis yapabilirsiniz, isterseniz üzerine kendi hayal gücünüze göre dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle 20 dakika üç üzerindeki çikolatanın donması için bekliyoruz. Fakat benim fazla zamanım olmadığı için ben videoyu da yetiştirmek istedim. O yüzden sadece 10 dakika bekledim ve hemen bir dilim kesip sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle bir dilimini kesiyoruz. Görüyorsunuz çikolatamız hala donmadı. Bayağı da bir ısıtmıştım. Çikolatamı şu anda ılık haliyle size kesip servis yapacağım.
Şöyle bir dilimini kesiyoruz. Kızım da yanımda sabırsızlıkla tadına bakmak için bekliyor. O da çünkü son yaptığımda çok beğenmişti. İlla anne tekrar yap dediğinde, iş arkadaşları da isteyince tam isabet oldu ve tekrar yaptım. Ve dilimini görüyorsunuz, gerçekten muhteşem görünüyor. Bu pastayı şöyle baktığınız zaman kesinlikle bisküviden yaptığınızda hiç kimse inanmayacaktır. Öncelikle şöyle bir kıvamına bakıyoruz. Pastamızı keserken de zaten ne kadar yumuşak olduğunu hissediyoruz. Daha önce de tadını biliyoruz. Tabii ki şimdi bir de fındık kısmının tadına bakacağız. İçerisine koymuş olduğumuz fındık gerçekten pastamızın lezzetini ikiye katlamış. Şayet daha önceki vermiş olduğum tarifte bu pastayı yapmadıysanız mutlaka yapmalısınız diyorum. Gerçekten de muhteşem bir lezzeti var. Şayet varsa bir de fındık eklerseniz lezzetine lezzet katacak ve tadına doyamayacaksınız. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Bugün dediğim gibi açılışı ve kapanışı canım kızım ve biricik oğlumla yapacağım demiştim. Bu da yine gitmiş olduğumuz tatilde çekmiş olduğum çok kısa bir video. Çocukların pek fazla videoya da çıkmak istemedikleri için ben onlardan böyle habersiz bazen kısa kısa videolar çekiyorum. Daha sonradan gösteriyorum biraz kıssalarda. Yine de beni kırmamak için daha sonradan gösterdim de iyi tamam yine çekmişsin diyerekten birazcık şakalaşıyoruz onlarla. Ben onlara gitmiş olduğumuz tatillerde özellikle videoları çekmeyi çok seviyorum. Çünkü ileride biliyorum ki her ikisi de benden ayrılacaklar ve ben yalnız kalacağım. O zaman bunları seyrederekten benim için çok güzel anılar ve çok güzel hatıralar olacak. Bu videoyu 2 yıl önce gitmiş olduğumuz Dubai tatilinde çekmiştim. Çok güzel bir tatil geçirdik. Ve gittiğimiz yerlerde gerçekten çok güzel ve görmeye değer bir yerdi diyebilirim. Bu tatile gidebilmek için oğlum da kızım da semester tatilinde sabahtan akşama ikisi de haftanın 7 günü çalışmışlardı. Ben de hem normal işte hem ek işte hem de YouTube'da çalıştığım için çok yorulmuştum. Ve böyle bir tatili gerçekten üçümüz de hak etmiştik. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bundan sonraki göndereceğim videoları kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Bütün hayallerinizin gerçekleşmesini diliyorum ve her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın.